Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Altılı Koalisyon'un Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, destek karşılığında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin şartlarını büyük ölçüde kabul etti. HDP'nin ise Altılı Koalisyon'dan 2 bakanlık istediği, 4 ilde de vekillik talebinde bulunduğu iddia edildi. Nevruz'da İstanbul ve İzmir başta olmak üzere terör gösterisi yapan HDP, bir gün sonra mecliste Altılı Koalisyon'un Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladı. Nevruz'da, Öcalan'a özgürlük, Diyanbul'dan ile Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'na destek için şartlarını sıraladı. Kılıçdaroğlu, iki eş genel başkan ile çıkışta bir açıklama yaptı. Açıklamada, kayyum uygulamasını kaldıracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, ana dil ve Kürt sorunu içinde HDP ile aynı düşündüklerini söyledi. HDP'nin iki bakanlık talebinin olduğu ifade ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ikiye ayrılarak Çevre Bakanlığı'nın HDP'ye verilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ikiye ayrılarak Kültür Bakanlığı'nın HDP'ye verilmesinin üzerinde duruluyor. HDP'nin bakanlıkların yanı sıra 4 ilde Deva ve Gelecek Partisi'nden kendi adaylarını göstermeyi teklif ettiği ifade ediliyor. Selvi, bu iddiayı şu şekilde aktardı. HDP'nin baraj sorunu yok. O nedenle seçime kendi listeleriyle girecekler. Ama 4 yerde Deva ve Gelecek Partisi'nin listelerinde HDP'lilerin yer alması teklifi gündemde. Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı ile değil, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ile görüşeceğiz, demişti. Batman, Van, Iğdır ve Hakkari'de Deva ve Gelecek listelerinden birer HDP'linin aday gösterilmesinden söz ediliyor.